Önce bir hastaneye gideceğim. Bir doktor kontrol muayenem var işte. Sonra da okula uğrayacağım. Ararım sonra, tamam mı? Tamam, hadi. Biraz vaktim var mı? Konuşabilir miyiz? Ben düşündüm. Evet, haklısın. Belki sana karşı fevri davranmış olabilirim, doğru. Ama senin de kendini benim yerime koymanı istiyorum. Bu iş benim için gerçekten çok önemli. Sen ne kadar iyi oyuncu olursan ol, insanların kafasında bir şekilde yerleşiyorsun, kalıplaşıyorsun ve o kalıpları asla yıkamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşim benim için çok önemli. Evet. Ben de kendimi senin yerine koyduğum zaman senin için de çok zor her şey. Doğru. Yani hayatına birden Demet giriyor ve Zeynep senin kızın diyor. Anlıyorum, zor. O yüzden şimdi özgürsün. İstersen Demet'le görüş, Zeynep'le görüş. İstersen hatta kızının nüfusunu al. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan yapabilirsin. Sadece şimdi benim bu durumdan çıkmam için senin yardımına ihtiyacım var. Bunun için de gazetecilerin önüne çıkacağız. Mutlu bir aile olarak. Ve bu aileyi hiçbir şeyin parçalayamayacağını söyleyeceğiz. O kadar. Bunu benim için yapmanı istiyorum. İşim çok önemli. Evden ayrılmanıza o kadar üzülüyorum ki. Biliyorum canım, biliyorum da. Ya hani ne yapalım? Zaten bir gün nasıl taşınacaktık? Bu biraz erken oldu. Ah, umarım çok mutlu olursunuz yeni evinizde. Yepyeni bir sayfa açarsınız. İnşallah. Bu şey değil mi ya? Tülin Derman'ın kocasıyla yakalanmadı mı geçen gün? Vallahi. Aa, ne günlere kaldık ya. Lütfen bunlara kulak asma Demet. İki gün sonra her şey düzelir. Babacığım, bugün seninle konuşurken bana bir şey söyledin. Adam gibi adam, karısının ve çocuklarının hayattaki en değerli varlığı olduğunu bilir. Mal, mülk, başarı, bunların hepsi parayla satın alınabilir. Ama sevgiyi asla parayla satın alamazsın. O yüzden bu lafımı unutma. Aileni her şeyin üstünde tut dedim. Merak etme. Senin bana söylediğin her şeyi aklımın bir köşesine yazıyorum ben. Hiçbirini unutmuyorum. Umarım ileride senin yarın kadar iyi bir baba olmayı başarabilirim. Seni çok seviyorum. Oğlum. Günaydın efendim. Efendim, bugünkü toplantımız 2 saat sonra yapılacak. Yeditepe ile ilgili olan çalışmalarımız ayrıntılı olarak ele alınacak. Bu arada Hasan Bey hala yurt dışındaki fuarda olduğu için bugünkü toplantıya katılamıyor. Onun yerine yardımcısı İsmail Bey katılacak. Koray'la o yüzden kavga ediyorduk o gün. Her şeyi öğrenmiş. Benden hesap soruyor. Benim babam böyle bir şey yapmaz, yapamaz diyordu. Yalan söyleyemediğim için hayır diyemedim. Gözümün önünde çıktı, bindi arabasına. Dışarı çık. Peki efendim. Bir gelişme yok mu Şahin? Henüz bir şey yok. Arşivlere girdim demiştin. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru söylüyorsun da o kadar kolay değil. Şirketin bir sürü departmanı var. Sayar kimyanın dosyalarını şifrelemişler. Password'lere ulaşmaya çalışıyorum. Ya bırak Allah'ını seversen Jale. Bulalım profesyonel birini, hallettirelim şu işi. Hayır.
dikkatli olmamız lazım. Ben halledeceğim Mehmet, merak etme. Sadece biraz sabırlı ol. Ya bence hiç bulaşma bu işe. Ya bak zaten Kerem umursamadı bile. Sen öyle san. Bak sonra çok pişman olacaksın. Yapma arkadaşım. Sen kimin tarafındasın? İyiyim. Peki. Bundan sonra sana hiçbir şey söylemiyorum, tamam mı? Sakın gelip bana ağlama. Çünkü seni en başında uyardım ben. Aman iyi tamam, sen uyardın. Haklısın, senin hiç hatan yok. Oldu mu? Oldu. İyi söyle o zaman. Ben nasıl kıskandıracağım Kerem'i? Ya ben diyorum ki... acaba başka biri olsa? Nasıl yani? İşte kızım başka biri olsa. Anlamadım, nasıl başka biri? Benim yerimde mi? Diyorum ki ben, Kerem'e biz başkasını ayarlayalım. Böyle güzel, alımlı. Hatta diyorum Jane olsun, bu ne dersin? Ne diyorsun kızım ya? Sen ne diyorsun nasıl ya? Allah Allah, doğru düzgün anladı. İyi ki biz sorduk. Dinle. Umarım anlarsın. Bak, Can'a bak. Nasıl kıskandı? Hani başka biri bana. Ha, öyle başka biri. Ha tamam. Haklısın aslında. Güzel olabilir. Bravo. Yani Zeynep, bazen gerçekten göl yazı elmasına dönüşüyorsun. İyi ya, tamam. Peki onu nasıl yapacağız? Yalnız başka biri varmış gibi yapacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.